Benim şampiyonluktaki en büyük adayım Galatasaray'dır. Of. Başakşehir'den daha fazla Galatasaray'a şans veriyorum. Bizim Beşiktaş dün Erzurum maçıyla çok önemli bir krediyi tüketti. Tüketti. Çok önemli bir şansını kaybetti. Yani dün sahasında Erzurumspor'u kutluyorum. Şahane mücadele etti. Sevgili Şenol Hocam, birazdan Beşiktaş bölümü geldiği zaman Beşiktaş'la ilgili konuşacağım. Koyrezme ile ilgili konuşacağım. Burak Yılmaz'la ilgili konuşacağım. Şenol Güneş'in yaptığı oyuncu değişiklikleri ilgili de konuşacağım. Onları söyleyeceğim ama önce bir Galatasaray'ı bitirelim. Sonra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon arada hepsi gelecek. Hepsi var arkadaşlar. İkiye kadar buradayız Allah'ın izniyle. Ölmezsek sağsak. İkiye kadar hepsini anlatacağız. Fatih Terim'i özlemiştik. Fatih Terim'i uzun zamandır görmüyorduk. Canlı da görmüyorduk. İşte İstanbul'da da yoktu. Miami falan filan gitti. Hoca oralara gitti torununu görmeye hocayı görmedik. Bugün ekranda gördük hocayı. Değişmemiş aynı. Güzel de konuştu. Yönetimin eline, yönetimin kucağına el bombasını, pimini çekti, verdi. Verdi. Ama yönetim bence o bombayı püskürtecek. İşi bitirecek. Yani 31 Ocak akşamına kadar yönetim Ertemçim o işi bitirecek. Fatih Hoca biraz da taraftarın hislerine bugün tercüman olmuş. Yani her yerde transfer konuşulmaz ama çok net konuştu. Galatasaray yönetimini biraz topa tuttu diyebiliriz. Galatasaray yönetimine biraz sert çıktı diyebiliriz Ertem'ciğim. Değil mi? Ee, Bence. Daha net bir şekilde. Daha net. Tam bir, o, net bir şekilde. 15 dakikalık sonra... bir kaseti var hocanın. Hı hı. Beraber dinleyerek yorumunu yapacağız. Ee, Fatih Terim Türkiye'nin ...tartışmasız bir numaralı teknik direktörü. Yani bu kara kaşı kara gözünden sevdiğimizden dolayı değil... ...hocayı çok da eleştirdik. Başarısından dolayı. Hı hı. Fatih Terim'le çalışmak çok zordur. Fatih Terim'in başkanı olmak... ...Fatih Terim'in yöneticisi olmak... ...çok kolay, e, zordur. Ama aynı zamanda çok da kolaydır. Çünkü başarı yüzdesi yüksektir. Başarı yüzdesi yüksek olduğu zaman ne oluyor? Şampiyon oluyorsun. Başkan da şampiyon olmuş oluyor. Yöneticiler de şampiyon olmuş oluyor falan. Ama... Hata yapma lüksün yok. Esnek davranma lüksün yok Fatih Terim'de. Boşluk bırakma şansın yok. Mutlaka ve mutlaka Fatih Terim'in hislerinde tercümanı olacaksınız. Yani çünkü Fatih Terim taraftarı çok seviyor. Taraftar Fatih Terim'i çok seviyor. Ve dolayısıyla taraftar da büyük bir söz sahibi olduğu için de Galatasaray'da. Hı hı. Dolayısıyla Fatih Terim... Bu akşam Mustafa Cengiz ve yönetiminin kucağına bombayı bırakmıştır. Bomba bırakmıştır. Galatasaray iki tane transfer ben yapacağına inanıyorum 31 Ocağı kadar. Yaparsa iyi yapmazsa yine de söylüyorum Galatasaray bana göre ligin en kaliteli takımı. En kaliteli futbolcularına sahip. Başakşehir'den daha, daha mı oynarsa, kaliteli? Başakşehir'le eşdeğer diyebiliriz ama Ertem Başakşehir'in dezavantajları var. Birazdan ona da geleceğim. Galatasaray'ın bir Türk Telekom avantajı var. Beşiktaş'ı yazalım. Galatasaray'ın bir Türk Telekom avantajı, avantajı var. var. Çünkü taraftarından gelen bir avantajı var. Evet net söylüyorum. Galatasaray şampiyonluğun bana göre 60 adayıdır. Geçen hafta Ankara Gücü maçını görünce dedim ki bu Ankara Gücü takımı işte moralsiz, keyifsiz, paralarını almıyorlar, sorunsuz sorunları var, takım çalışmıyor falandı filan ama bugün çok güçlü bir takımı malına malına direkten dönmüş, binden de dönmüş falandı filan ha Galatasaray bugün dört tane atabilirdi, dört tane de yiyebilirdi kalesini. Ama sonuçta kim kazandı? Galatasaray çok zor bir deplasmandan daha kaliteli bir takım olan Galatasaray Zor saha zor sahada dezavantajdır. Çamurlu saha dezavantajdır Galatasaray için. Çünkü daha teknik bir takım, daha Hı -hı. hızlı bir takım. Hı -hı. Dolayısıyla Galatasaray bugün deyim yerinde ise... Göztepe gibi taş gibi bir takımı yendi. Bakın, Göztepe çok iyi bir takım. Ligin ilk beşini hak eden bir takım. Göztepe. Oynadığı futbolla, Kesinlikle. oyuncu kadrosuyla ve futbol şehri bugün Bornova stadına bakıyorsun. Büyük Göztepe, bir yağmur, fırtınada bir bütün seyirci orada Göztepe seyiriz Ama Galatasaray bugün o stat'tan 3 puan alıp çıktıysa kritik virajdan Ertemciğim. Freni patlamış olan kamyon yokuş aşağı gidiyor. Okul dağılmış öğrenciler öyle düşün. Hiçbir öğrenciye değmeden geçen bir kamyon düşün. Aynı öyle biliyor musun bugün? Öyle bir virajı geçti. Şimdi anlatıyorum niye o virajı geçti? Yönetimden dolayı o virajı geçti. Yönetimden dolayı o öğrencilere dokunmadan o kamyon oradan geçti. Bugün de o virajı, çünkü bugün kaybeden bir Galatasaray olsaydı, bugün Mustafa Cengiz birinci Twitter'da. Altında Abdurrahim Albayrak, Albayrak işte Şükrü yönetim. Galatasaray'ı şu an asıyorlar Ertem'cim. Ne dedi çıktı Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim? Ne dedi? 31 Ocak'a kadar bekleyin. Bekleyin dedi. Yani Birkaç gün daha bekleyin. Bu yöneticilere bırakıyorum. Size süre veriyorum yöneticiler dedi. Size bu arkadaşlara şikayet ettim. Yani Galatasaray'a size şikayet ettim yöneticilerine. Şey taraftarlarına. Size süre veriyorum. Buyur Ertem'cim bir şey söyleyeceksin. Sinan abi. E, Sercan evet seni dinliyorum. Bir son dakika gelişmesi ne var. Müziği Müziği alalım. Evet, şu müziği alın ya. Sercan Dikmen'in e, şu anda son dakika haberini verelim. E, Beşiktaş yönetimi Ricardo Quaresma ile olağanüstü bir gerçek e, görüşme gerçekleştirdi. Olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdi. Ricardo Quaresma ile. Evet dinliyorum Sercan. Ricardo Quaresma Beşiktaş yönetimine ayrılmak istediğini resmen bildirdi. Beşiktaş kulübü bunu kabul etti alacaklarına karşılık karşılıklı anlaşılarak alacaklarının bir kısmından vazgeçiyor Kuvarejma ve sözleşme feshediliyor. Anlaşma sağlandı. Fesi işlemi yarın öğlen saatlerinde gerçekleşiyor. Ricardo Kuvarejma çarşamba günü İstanbul'dan ayrılıyor. Bir kez daha söylüyorum. Beşiktaş yönetimine, Beşiktaş yönetimiyle Ricardo Kuarejma <laughs> özür dilerim. <laughs> e, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Kuarejma'ya senin derdin nedir diye soruldu. Kuarejma da takımdan ayrılmak istediğini resmen söylemiş. Alacaklarının bir bölümünü alarak gitmek istediğini belirtmiş. Tamam demiş yönetimde. E, yarın öğle saatlerinde Beşiktaş yönetimi Kuarejma'nın sözleşmesini resmen feshediyor. Karşılıklı anlaşılarak bir bölümü alacaklarının bir bölümünü alıp gidiyor. Çarşamba günü Kuvarejma Türkiye'den ayrılıyor. Sinan abi Ser Sercan Dikmen'in özel haberi. Aferin Sercan'a. Şimdi Ertem Kuvarejma'nın karısı İstanbul'da olmak istemiyor. Evet. Detayına girmeyelim. Kuvarejma'nın karısı İstanbul'da olmak istemiyor. Kuvarejma'nın eşi İstanbul'da olmak istemiyor. Olmak istemiyor. Tamamıyla işinden dolayı. Şimdi ben Kuvarejma'yı çok seven. Hı hı. Her seferde de Beşiktaş yönetici arkadaşlarım gördüğüm zaman da bu Kuvarezma'yı aman tutun. Bu Kuvarezma içeride hı hı. müthiş oynuyor falan filan. Her zaman bir Kuvarezmacıydım. Evet. Hatırlarsan. Doğru. Doğru. Ama şu veda Kuvarezma'ya yakışmadı. Kuvarezma Portekiz'de efsane olmuş bir futbolcu. Beşiktaş'ın da efsane oyuncu arasında hakikaten yerini almıştır. Ama yapmış olduğu kırmızı hı hı. kart Erzurumlu futbolcuya Kuvarezma'ya yakışmadı. Yakışmıyor. Kesinlikle. Yani sen bir futbolcu arkadaşına, bir meslektaşının tendonuna oradaki atlamanın ne amacı var senin? Amacı ne? Yani o kalenin arkasından şey o topu kenardan o çocuk gidiyor oradan. Yani senin ona faul yapmanın ne amacı var? Senin kalene gol olmuyor. Senin kalene tehlike olmuyor. Kalene hiçbir şey olmuyor. Senin amacın ne çocuğun tendonuna atlıyorsun? Yapmış olduğun çok büyük vicdansızlık Koyrezma. Sana yakışmadı. Bu veda sana yakışmadı. Dün akşam Beşiktaş kazansaydı Kuvayrazım'a 90 dakika oynasaydı dün akşam Kuvayrazım'a veda edecekti. Evet. Ama o vedayı gerçekleştiremedi. Çünkü bu gidiş Kuvayrazım'a yakışmadı. Yakışmadı. Sana yakıştıramadım Kuvayrazım'a. Hemen kısa da Beşiktaş'a gelelim. Sinan abi çok özür dilerim. Gel, ee, Sinan abi diyor ki eşi İstanbul'da kalmak istemiyor. Evet. Zaten Quaresma'ya söylenmesi gerekeni söyledi. Dünden beri herkes söylenmesi Çok gerekeni ayıp etti. söyledi. Çok etti. Söylenecek e, neler var bilmiyorum ama. E, Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı. Yarın öğlen Gidiyor, Gidiyor. ağır konuşmayalım. Meseliyor. Ağır konuşmuyor ama ağır laflar hak ediyor. Bir futbolcu arkadaşına Abi iki sezonda dört tane kırmızı kart görmüşsün ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani, ya. Ucum oyuncusu görür mü ya Kuvarezma ya? Sonra ne alakası var? Yani Gördüğün kartın mantığı ne? Yazık günah değil mi? Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında çok büyük bir darbe yedi. 10 kişi bıraktın takımını. Yani. Bunun yanı sıra Mirin'in sakatlanması, oyundan çıkması. Hocanın bütün oyun planlarını bozdu. Medeli arkaya çekti. Orta saha boşaldı. Aynı. İşte Roka var. Niye Roka'yı oyuna sokmuyorsun? Sevgili hoca. Hocamı burada eleştiririm. Bir. Şenol abi. iki. Santrafor, Santrafor diye tutturdunuz. Büyük sıkıntılar yaşıyor Beşiktaş yönetimi. Burak Yılmaz'la ilgili taraftarı tepkisinden kurtarmak için. Ben biliyorum bazı şeyleri. 58. dakikada Şenol Hoca niye alıyorsun Burak Yılmaz oyundan? Hiç bana anlatma. Yoruldum moruldu. Hayır hiç yoruldu falan filan yok. Oynasın bırak. Oynuyor 58. dakika. 70-80 kendisi işaret eder zaten bunlar. Yorulunca haftaya da oynamıyor. Bırak oynasın Burak Yılmaz ya. Sen niye de değiştiriyorsun Burak Yılmaz'ı? Hocam Niye değişiyor? Sana gol lazım. Sen Burak'la yenil ya. Burak da olsun oyunda. Düşsün. Sen de çok iyi biliyorsun. 20 tane antrenman 2 tane maça bedeldir. Maç kondisyonu farklı bir şeydir. Adelesi. Çünkü çocuk kaç aydır oynamadığın güçsüz. Burak oynasın. 80 dakika 90 dakika Şanol Hoca kalsın sahada.